Elimizde iki popülasyon olduğunu düşünelim. Evet, bu birincisi, bu da ikincisi olsun. Bu popülasyonların ortalamalarına odaklanacağız. Birinci popülasyon Golden Retriever popülasyonu, ikincisi de Şivava popülasyonu olsun. Ortalama derken de köpeklerin ortalama ağırlıklarından bahsettiğimizi düşünelim. Bu durumda nü1 Golden Retriever popülasyonunun gerçek ortalama ağırlığı, mü 2 de Şivava popülasyonunun gerçek ortalama ağırlığı olacak. Odaklanmak istediğim nokta ise bu popülasyonların ortalamaları arasındaki fark. Bunun gerçek değerini bilmiyorsak da bu fark için tahmini bir değer elde edip bir güven aralığı kurabiliriz. Evet bu videoda size anlatmak istediğim konu bu. Peki nasıl olacak diye soruyorsanız hadi hemen başlayalım. Daha önce buna benzeyen şeyler görmüştük. İki popülasyondan da örneklemler alıyor idik. Birinci popülasyondan boyutu n1 olan bir örneklem alalım. Bu örneklem ortalamasını hesapladığımızda gerçek ortalama için tahmini bir değer elde ederiz. Buna ek olarak örneklemin standart sapmasını da hesaplayabiliriz. Aynı şeyi şivavalar içinde yapacağız. Evet bundan da bir örneklem alacağız. Boyutunu N2 olarak not edelim. Bu arada bu örneklemin boyutu ile birinci örneklemin boyutunun birbirine eşit olmasına gerek olmadığını da eklemek istiyorum. Aynı olabilirler tabii ama olmak zorunda değiller. Anlaştık mı? Aynı şekilde bu örnekleminde ortalamasını ve standart sapmasını hesaplayacağız. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını da varsayalım. Bunların ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Rastgelelik, normallik ve bağımsızlık koşulu. Evet. Bu koşulların sağlandığını varsayacağız. Eğer merak ediyorsanız bu koşulların ortalamalar söz konusu olduğunda nasıl sağlandığına dair başka videolar yapmıştık. İsterseniz onları izleyebilirsiniz. Peki, öyleyse sıra geldi güven aralığı kurmaya. Bu aralığı örneklem ortalamalarının farkı yani x çizgi 1 eksi x çizgi 2 artı eksi hesaplayacağımız bir z değeri çarpı örneklem ortalamalarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması. Bunu da yine x çizgi 1 eksi x çizgi 2 diye belirtelim. Bu Z değerini nereden elde edeceğimizi merak ediyorsanız bunu güven düzeyimiz belirleyecek. Not ediyorum. Güven düzeyi. Güven düzeyimiz mesela %95 ise Z değerini de böyle belirleriz. Şimdi bu yanlış değil ama bir sorunla karşı karşıyayız. Neden diyecek olursanız örneklem ortalamalarının farkının örnekleme dağılımının standart sapmasını tahmin etmek zorundayız. Daha iyi açıklayabilmek adına şöyle yazayım örneklem ortalamalarının farkının örnekleme dağılımının varyansı birinci örneklemin ortalamasının örnekleme dağılımının varyansı artı ikinci örneklemin ortalamasının örnekleme dağılımının varyansına eşittir. Bu iki popülasyonun gerçek standart sapmalarını biliyor olsaydık bunun neye eşit olduğunu bulabilirdik. Demek istediğim durum eğer bu şekilde olsaydı bu birinci popülasyonun varyansı bölü örneklem boyutu yani n1 bu da ikinci popülasyonun varyansı bölü n2'ye eşit olurdu. Ama bu varyansların neye eşit olduklarını da bilmiyoruz. Bu yüzden de bunlar için de tahmini değerlere ihtiyacımız var. Bunu da örneklem standart sapmalarını kullanarak yapacağız. Bu yaklaşık olarak birinci örneklemin standart sapmasının karesi bölü n1 artı ikinci örneklemin standart sapmasının karesi bölü n2'ye eşit olacak. Örneklem ortalamalarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması için elde edebileceğimiz tahminlerden biri yaklaşık olarak bunun kareköküne eşit olacak. Bunu da not edeyim karekök içinde S1'in karesi bölü N1 artı S2'nin karesi bölü N2. Ama sorun şu ki, bu değeri kullandığımızda elde edeceğimiz kritik z değeri, kritik t değeri kadar iyi olmayacak. Bu yüzden de güven aralığını kurarken, x çizgi 1 eksi x çizgi 2 artı eksi kritik z değeri yerine kritik t değerini kullanacağız. Neden? Örneklem ortalamalarının farkının örnekleme dağılımının standart sapmasını tahmin ederken t değeri daha iyi bir iş çıkarıyor da ondan. Peki devam ediyorum. T yıldız çarpı bunun yerine kullanacağımız tahmini değer yani karekök içinde. Evet S1'in karesi bölü N1 artı S2'nin karesi bölü N2. T yıldızı nasıl bulacağımızı da merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için de güven düzeyini kullanarak bir T tablosunu incelememiz gerekecek. Bu noktada T değeri söz konusu olduğunda güven düzeyi yanında serbestlik derecesinin önemli olduğunu da eklemem lazım. Bu durumdaki serbestlik derecesi içinde size bir kolay bir de karmaşık cevabım var. Ortalamalar farkı söz konusu olduğunda serbestlik derecesi için son derece kesin değerler hesaplayan bilgisayar programları var ama bir istatistik dersinde serbestlik derecesine biraz daha konservatif bir açıdan yaklaşırız ve serbestlik derecesini hesaplamak için örneklem boyutlarından küçük olanını alır ve bundan bir çıkarırız. O halde buradaki serbestlik Derecesi de n1 eksi 1 ve n2 eksi 1. Evet, bunlardan hangisi daha küçükse ona eşittir. İkisini hesaplamak yerine n'lerden hangisi küçükse onu seçip ondan 1 çıkarırız tabii. Peki, bundan sonraki videolarda bu konuda daha detaylı örnekler göreceğiz.